Aa, ben çıktıkça çıkıyorum, çıktıkça çıkıyorum. Bura bitmiyor. Hayır, 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 lütfen. Bu his var ya, anlatılabilecek bir his değil. Adventure be. Macera kadın. Efsane bir manzara. Dillerin tutulacağı tarzda bir manzara. Fakat dediğim gibi büyük motorla, ağır motorla motoru kaldıramıyorsanız 3-5 kere düşünün yani. Şu anda burada tek başımayım. Nasıl döneceğimi asla bilmiyorum. Dönüşe başlıyorum. Birazcık dinlenince iyi geldi. Gerçekten buraya vardığımda biraz böyle tedirgindim. Çokça tedirgindim. Şu an tekrardan o cesaret geldi. Hava çok soğudu yalnız. Ellerim buz kesti. İşte şu dönüşler birazcık sıkıntılı olacak. Aşağı inmek yukarıya çıkmaktan bir tık daha zordur her zaman için. Allah, bismillah. Allah'ım ne olur, ne olur Allah'ım. Ay, sola dönüşler daha rahat da sağ dönüşlerde biraz sıkıntım var benim. Üstüme düşmez inşallah. Allah, ay. Allah'ım. Gerçekten şu yolda düştüğüme inanamıyorum ya. İlerleyen zamanlarda daha sıkıntılı yollar vardı. Orada olabilir diyordum. Burada düşeceğimi asla tahmin etmezdim. Yine de kendimle gurur duyuyorum. Helal olsun bana. Hadi Saliha. Yapabilirsin yavrum. Bütün çantaları çıkarmak zorundayım. Ah!
Yok, gücüm kalmadı. Yapacağınız çantayı abi normal zamanda çıkmıyordu. Şimdi mi çıkacak? Olmuşla ölmüşe çare yok biliyorsunuz ki. Valla ben bayağı bir uğraştım. Motor diğer türlüydü. Şöyle yandırıyordu. Strap bağladım, ettim, tuttum falan. Kalkmıyor. Benim belimde de birazcık sıkıntı var. Daha da zorlarsam bayağı bir sıkıntı olacak. Şu anda benim gelirken geçtiğim mor yayla vardı. O köyün muhtarı gelecek birazdan. Benim burada çünkü telefon çekmesi de sıkıntı. İnternet çekmiyor. Telefon da zaman zaman çekmiyor. Dolaşıp böyle iletişim kuruyorum. Bir yarım saate kadar falan gelirler muhtemelen. Büyük jip araçla geliyorlar. Çünkü normal arabanın gireceği bir yol değil asla. Öyle bekliyorum. Mezat yaptım. Öyle. Salı günü şey yapacak, yayacak. Selahattin Hanım, bu kadar malzemeyi sadil mi kuracaktın burada? Valla aslında tam çadır kurmalık abi ya. Ya doğru güzelmiş içinde. Burası. Ya buraya aslında ne zaman biliyor musun? Buralar daha çok güzel Temmuz'un 20'sinde. Yeterli abi. Şey, şu an 2 senedir ben buraya gelmiyorum. Elinin altında olunca tabii. Temmuz'un 20'sinde Temmuz'da çok güzel. Aynen abi, onu da şöyle. Valla Allah razı olsun. Bayağı bir uğraştım ben kaldırmaya da. Şimdi buradan nereye Allah'ın dersen? Valla buradan Rize'ye gitmeyi planlıyordum da. Bakacağım yetişirsem. Yani misafir de edebiliriz yani. Allah razı olsun. Aşağı indin mi? Yok, aşağı inmedim abi ya. Hayır, şimdi aşağıda tek başına ayılar dolaşabiliyor ya, onun için. Müzaffer abi bu. Vallahi. Uf, yüklemek de yoruyor değil mi?
Ya bir aslında çok güzel bir şey biliyor musun? Selah Hanım yani yaslan sen bu tarafa mı? Ben Selah Hanım yani biraz da imreniyiz değil mi? Böyle bu dağlarda böyle yalnız başına korkmadan siz önden bir şey şeyler dolaşıyorsun ya. Helal olsun vallahi bak. Evet. Allah razı olsun. Abimlerden Morya'yla köyünün muhtarı arkadaşları da topladı geldi yardıma sağ olsun. Saat şu anda kaç? 5:30. Bir buçuk saat falan sürdü galiba benim daha fazla değilse. Ay amcalar arkada kaldı. Ah, değişik bir gün değişik bir macera oldu. Ah, vallahi nasibimde abilerle tanışmak varmış. Bak çok güzel bir yüzü görüyorum şu anda. Aslına baktığında çok saçma bir yerde olmayacak en basit yerlerden birinde düştüm ama işte bilemiyorsun. Her şeyde bir hayır vardır diyorum. Şimdi arka frene de aşırı yüklenip arka freni kaybetmek istemiyorum. Benim çünkü Hindistan'da çok tehlikeli bir yoldan inerken öyle yokuş aşağı çok kötü bir yoldu. Arka frenlerim boşalmıştı. Oradan o hissiyatın, o korkunun ne olduğunu az çok biliyorum. O yüzden şimdi tekrar aynı şeyi yaşamak istemiyorum. Çok güzel vallahi şuraya bak. Abo orası yol mu? Ben oraya çıktım mı lan? Ben öyle bir yol mu çıktım? Ay yemin ediyorum öncesiyle alakalı hiçbir şey aklımda değil. Vallahi çıkmışım. Hadi bakalım. Ha iyi tamam çok sıkıntı değilmiş. Şuradan gideyim. Uçuruma çok yakın gitmemiş olurum. Ben böyle şeylerde çok inanıyorum ya. Aa bak tam bu noktayı hatırlıyorum. Tam buradan geçmiştim gene. Ben böyle şeylerde çok inanıyorum bu olaya. Her şeyde bir hayır vardır diyoruz ya. Kesinlikle bunda da bir hayır var. Çünkü ha bak bu kadar yol tamam mı? Aslına baktığında basit sayılabilecek bir yerde düştüm. Ayağa kalkıp yardırasım var ama hiç risk almak istemiyorum. Aslında ayakta daha rahat olacak ama. Turun başından beri böyle yolları hayal ediyordum. Bu yolları bekliyordum. Bunların dahası da olacak. Ben Hindistan'a giderken o yolları biliyorsunuz ne kadar kötü ve tehlikeli yollarda kullandım biliyorsunuz. Hiçbir arazi eğitimim yoktu biliyor musun? Her şeyi böyle yolda öğrendim. Böyle küçük su geçişleri varken bile geriliyordum. Ama sonra böyle dere geçişleri falan vardı bir sürü. Dere geçişiyordum en son. İşte öyle öyle öğrendim. Çok şükür bitti. Asfalta çıktım. Yerleşim yerine geldim. Şimdi belediyesi mescit diyor. Ben şuralarda bir yerde bekleyeyim amcamları. Yukarıdan aşağı inince şey oldu. Ah. Oh. Kulaklarım şey yaptı be. Uy. Abiler arkada iki arabaya ayrılmışlar. Biri buradan gitti, biri buradan gitti. Hangisinden gideceğimi şaşırdım. Şuradan gideyim bari. Şöyle bırakayım mı? Böyle kalsın. Ah. Ah, selamun aleyküm. Yordu be abi. Ya,
Ben şimdi kaldığım yerden, hani motosikletle mahsur kaldığım yerden döndüm. Şöyle eski muhtarla yeni muhtar. Mor Yayla'nın eski muhtarı Muzaffer abi, yeni muhtarı Hüseyin abi ve eşleri Ayşe ablayla Esma ablayla beraber böyle çok tatlı güzel bir akşam kahvaltısı yaptık. Buru'nun muhabbetini bırakıp gidemedim. Yaklaşık 1-1,5 saattir oturuyoruz. Evet. Sağ olsunlar ve burada kal misafir edelim de dediler ama yarın yağmurlu olacağı için hava artık yola devam etmem gerekecek. O yüzden şimdi bir yere kadar şey yapacaklar, bir stabilize yol varmış. Aynen, yolcu edecekler, ondan sonra ben Rize'ye doğru devam edeceğim. Çok teşekkür ediyorum her şey için. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Öpüyorum tekrar. Görüşürüz, bay bay. Bismillah. Muhtar abimler beni bir yere kadar bırakacak, yolu şey yapacaklar, gösterecekler. Ondan sonra, çünkü başka bir yol, geldiğim yoldan gitmeyeceğim. Orası çok uzak olacak. Rize merkeze gidiyorum şimdi. Orası biraz uzak kaçıyor olduğu için daha kestirme bir yol var. Ulu yol mu? Öyle bir şeyler. Oradan 13 kilometrelik stabilize bir yol varmış. Sonrasında tekrardan ana yola bağlanacağım. Rize'ye doğru devam edeceğim. Şimdi beni o yola götürecekler. Orada bırakacaklar. Sonra ben devam edeceğim. Efsane insanlar ya. Müthiş. Yemin ediyorum şu... Şunun keyfi bambaşka. Bak, güzel manzaralarda sürmek vesaire falan filan ama o kadar mutluyum ki motosiklete düşürdüğüm için. Şey geldi aklıma. Hindistan'dayken mesela Pierre düşmüştü. Böyle dağın başında gene. Otelin motelin asla olmadı. Saçma sapan bir yerde. Akşamleyin yağmurda, çamur dolu bir yolda sürüyorduk. O videoyu da şuraya bir yere bırakayım. Merak edenler izlerler benim Hindistan'daki yolculuğumdan. Orada da mesela Pierre düştü. Sonrasında biz bir şeyin, oranın böyle muhtarı gibi diyeyim, onun evinde kalmıştık. Ha, Yedigöl Espri, Erzurum, Rize, bu yol. O muhtarın evinde kalmıştık. Böyle bambu evden falan, efsane güzel bir gece geçirdik yani. Çok çok değişik, çok güzel bir deneyimdi. Onun gibi oldu şu anda. O günleri hatırladım. Çok güzel. İşte diyorum ya, her şeyde bir hayır vardır diye. Ben o yüzden başıma ne gelirse gelsin, böyle en güzel şekilde değerlendirmeye çalışıyorum. Çok mutluyum bu insanlarla karşılaştığım, tanıştığım için. Eşsiz bir muhabbet ya. Anadolu'nun güzel insanları bambaşkalar ya. (gülüyor) 13 kilometre böyle bir stabilize yol varmış. Akşamın kaçı? 7.30-8'e geliyor. Adventure be. Macera kadın. Ay. Lan neler yaşadım ya. Neler yaşadım ya. Önümü görmüyorum. Önümü görmüyorum. Yok ya, benim motora sis farı taktırmam şart. Sürekli akşama kalıyorum ben. Daha da yolum çok uzun. Oy! Lan milletin gündüz zor yaptığı yolu akşam yapıyorum ya. Böyle bir şey yok. Aa! Hala viraj, hala viraj. Şey var ya, bana söyleselerdi ben vallahi gelmezdim diye ağlayan bir kız var ya. O geliyor aklıma. Bilseydim gene gelirdim lan. Düşeceğimi bilseydim de gelirdim. Ben de böyle bir deliyim işte.
Sıkılmıyorsunuz değil mi? Etrafta bir şey görmüyorsunuz falan, böyle gece vakti sürüş yapıyorum ya. Umarım sıkılmıyorsunuzdur. Ne çektiğimi siz de görürsünüz. Yardır Saliha. Gelişini anasını satayım. Hop, zıplayacağız şimdi. Umarım çantalardan düşen eden bir şey yoktur ha. Oo. Alo. Abi şu anda şeydeyim. Ne denir ona? Köyün içindeyim. Çok teşekkür ediyorum abicim her şey için. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Tamam, görüşmek üzere. Ana yola çıktım şu anda. Ah. Haydi bakalım, geçmiş olsun. Şu anda 100 kilometrelik bir yolum var. 1,5 saatlik. Ama ana yoldan olacağı için sıkıntısız ve rahat bir şekilde devam edebilirim. Çok yorgunum aslında. Ama kendimi zinde tutmam gerektiğini, birazcık daha yolum olduğunu bildiğim için kendimi bırakmıyorum, vücudumu bırakmıyorum. Ve gerçekten çok güzel vakit geçirdim o insanlarla. O yüzden de keyfim yerinde. Şu an Türkiye'nin en kalite intercomundaki müziğimi açtım. Muhteşem bir ses kalite ve keyfiyle beraber yolculuğuma devam ediyorum. Deminden beri açmaya çalışıyorum. Kamera açılmadı. Bir türlü Ovid tüneline girdim. Girerken açacaktım. Ovid tüneli 2018'de yapılmış olan bir tünel. 17 kilometrelik bir tünel. Düşün artık. Şu an İkizdere'den geçtim. Açık olan sadece iki tane kıraathane vardı. Bir ara vereyim istedim çünkü bir saat falan geçti süreli. Akşam sürüşü bir de, hem de yorgunluk vesaire. Amcalarla oturduk. Onlar oyun oynuyor. Herkes şokta. Ara verdim, şimdi devam ediyorum. Rize'ye kadar 60 kilometre yolum var. Yaklaşık bir saat. Ya şu ışıklandırmaya bak, bu nasıl bir karşılamadır. Rize'ye hoş geldik o zaman. Dakikalık yolum kaldı. 20 kilometre. Rize'ye girdim ama. Hadi az kaldı. Ha gayret.